Programı açarken dedim ki insan vücudundaki en büyük metrekareli organ dedim insan derisidir dedim. Önce bir soru halinde sordum, sonra cevabını ben verdim dayanamadan. Ve dedim Evet. insan derisinin Evet. yaklaşık 7 kilo olduğu söyleniyor dedim. Doğru mudur hocam? İnsan derisi 7 kilo. Hocam geliyor mu sesim? Duyuyorum. Tamam. İnsan derisi 7 kilo mudur hocam? Yetişkin bir insanda, 70 kiloluk bir insanda ortalama 6,5-7 kilo civarındadır. İnsan Tamam. vücudunun da en büyük organıdır aslında. Hiç genellikle böyle deriye organ olarak bakmaz insanlar ama en büyük organımızdır ve vücudumuzun dışını kaplayan, iç organlarımızı hemen hemen her şeyimizi koruyan, ilk koruyan, dış etkenlere karşı ilk temasta olan organdır deri. Bir de hocam zırh galiba değil mi? Yani acayip Kesinlikle. bir zırh. Bir de yani hem yaşıyor, hem soluk alıyor, hem şey yapıyor mesela sıvıyı da emiyor. Evet. Aynı zamanda boşaltım yapıyor. Doğru mu hocam? Yani şimdi bu özelliğe sahip kaç tane organ var insan vücudunda? Bence en yegane organlardan bir tanesi. İçerik anlamında. Ya içerik olarak fonksiyonları çok fazla gerçekten hem toksinleri atıyor hem dış etkenlere karşı zırh görevi görüyor. Patojen dediğimiz sıkıntılara karşı mikroorganizmalarla ilk temas eden organ. O yüzden canlılığı olan hem dolaşım yapan hem solunum yapabilen hem boşaltım yapabilen toksinleri dışarı atabilen çok fonksiyonlu bir organımızdır. Hocam Covid bile giremiyor değil mi deriden içeriye? Hocam duyuyor musunuz? Eyvah, sabitlendik gene. Hocam başaracağız merak etmeyin. Bu yayını başaracağız. Aslında tabii hocam herhalde wireless bağlanıyor. Bir onu soralım. Eğer yayına tekrar gelirse. Peki. Bir daha alalım. Bir daha alalım. Bu kez başaracağız. Hocam bekliyoruz. Aslında soracağım soru soru değil daha doğrusu tespit şuydu. Covid bile insan derisinden içe giremiyor. Ancak siz derinize bulaşmış bir Covid-19'u eğer ağzınıza ya da gözünüze götürürseniz, yani dolaşıma direkt girebileceği noktalara götürürseniz oradan bulaşıyor. Bakalım hocam geldi mi? Hala gelemedi. Hocam eğer beni izliyorsanız sizden ricam şu, mobil veriye geçin. Yani wireless bağlanmayın. Wireless bağlandığınız zaman şey oluyor, kopmalar olabilir böyle. Hemen soralım hocama. Savaş Bey kusura bakmayın arada bir bağlantı kopuyor böyle herhalde biraz internetin acizliğine Hocam şeyden uğrayacağız gibi. wireless'e mi bağlanıyorsunuz? Yok yok normal mobil hattan bağlanıyorum. Ha, mobil hattan bağlanınca sıkıntı olmaz da wireless'te böyle kesilmeler yapıyor. Vallahi bilmiyorum belki sistemsel bir hata olabilir yani genellikle problem yaşamıyordum ama bugün şansa. Vallahi bugün nazar değdi bize bir hocam da vallahi. Bence güzel bir sohbet olacak ama arada bir kesintiler oluyor maalesef. Hocam inatla size sohbet edeceğim bu akşam. Wireless İnşallah. kesilse de internet kopsa da inatla sohbet edeceğim size. Şimdi hocam şey soracağım. Covid-19 bile insanın derisinden içeri giremiyor. Yani öyle bir bariyer ki mesela ancak biz Kesinlikle. elimizdeki deriye Covid-19'u bulaştırırsak ve ağzımıza burnumuza götürürsek hastalıktan korkabiliriz. Ama mesela dışarıdan böyle virüsler, bakteriler filan bize işleyemiyor. Ama yine de deriyi hastalandıran hastalıklar da var tabii. Bunu da unutmamak lazım. İşte mantar bunlardan bir tanesidir.
Onun dışında mikroplar, bunlar lezyon oluşturdukları zaman deriyi hastalandırabilir ama gerçekten insan derisi tam bariyer görevi görüyor. Tabii ben de şimdi aslına bakarsanız bu kanallık yapıyorum. Usta karşımda, doktor karşımda. Ben ne anlatıyorum? Hocam hemen ilk soruyla başlayalım. Buyurun. Estağfurullah. Buyurun. Şu yok, hemen ilk soruya bak. Her yaşta görülen cilt hastalıkları mevcut. Bunu biliyoruz. Cilt insanın en büyük organı. Bunu da saptadık. Ama hastalıkları da geniş ve çeşitliymiş. Bu hastalıklar neler hocam? Önce onu sormak istiyorum size. Eyvah, gene gitti. Hocam gene gitti galiba. Evet. Galiba öyle olacak. Dur bakalım bir daha deneyelim. Peki, bekliyoruz gene. Türlü bağlanamadık. Galiba ben hocama bağlanacağım. Öyle gözüküyor. Bazen böyle oluyor tabii. Yani peki. Peki görüntüleyelim. Hemen bağlanalım. Hocam şöyle yapalım mı? Buyurun. Yayını siz açın, ben size bağlanayım. Olur. Okay. Yani böyle yaparsak hani belki şeyden daha mantıklı olabilir. Bir de finalde yayını TV'den kaydedin ki biz onu aldığımız zaman kendi sitemize koyalım, gerekli yerlere koyalım. Tamam mı hocam? Tamam. Bir Şimdi sonraki ben... kesinti olur, daha yaşarsak öyle yapalım. Peki tamam. O zaman şimdi böyle devam edelim. Kesinti yaşarsak hemen ben şey yapacağım. Sizin yayınınıza ben bağlanacağım bu sefer. Okey. Tamam hocam. Okey. Anlaştık. Hadi bakalım. İlk sorunuzu tam alamadım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun. Tamam. Cilt hastalıkları nelerdir? Bu hastalıklar başlıca nelerdir? Bunu bize anlatırsanız yani en büyük organımız ve bu organımızın da tabii düşmanları var ama bariyer görevi de görüyor. Yani dışarıdan içeri iç organları koruma görevi üstleniyor. İşte nefes alıyor, şeyde bulunuyor, ifrazatta bulunuyor, terle atıyoruz toksinleri vesaire vesaire. Bu ciddi düşmanları kimler ve hangi hastalıklar hocam? Evet, Savaş Bey, öncelikle şunu söyleyeyim. En çeşitli hastalıklara sahip olan organ deridir. Hem mikroorganizmalar, hem genetik rahatsızlıklar, doğumsal sıkıntılar, bariyer olmasından dolayı en çok darbeyi gören organımızdır. En fazla darbe yiyen organımızdır. Fakat tabii ki böyle derken zayıf bir organ değil. Deri çok güçlü bir organdır. Hem kalınlığı itibariyle, fiziki koşullarıyla, hem pH değeriyle, asitliği biraz daha düşük olduğu şey, asitliği daha yüksek olduğu için, pH değeri daha düşük olduğu için birçok mikroorganizmayı doğal olarak öldürebiliyor. Onun haricinde birçok genetik rahatsızlıklar var, doğumsal şeyler var. Dış etkilere karşı maruz kaldığı zaman işte yüksek oranda güneşe veya toza veya mikroorganizmalara maruz kaldığında çeşitli rahatsızlıklar olabiliyor. Kısaca bahsedeyim, çok da izleyicileri de yormak istemiyorum. Kısaca bahsedeyim, üç temel rahatsızlığı vardır. Birincisi genetik rahatsızlıklar, ikincisi mikrobik rahatsızlıklar ki mikrobik rahatsızlıklar içerisinde mantarlar, virüsler, bakteriler, protozoalar, birçok mikroorganizma var. Ve üçüncüsü de dış etkenlere karşı, güneşe karşı, ultraviyole ışınlara karşı maruz kalmakla oluşan, kimyasallara karşı maruz kalmakla oluşan rahatsızlıklardır. Peki hocam,
Genetikten başlayalım. Şimdi genetik olarak insan derisi neden rahatsız olur? Nasıl bir rahatsızlık görebiliriz genetik olarak? Mesela bunlar içerisinde melanom dediğimiz veya vitiligo dediğimiz renk değişiklikleri, Evet. melanin eksikliği ya da fazlalığından kaynaklı değişiklikler, işte birçok derinin ince olması veya gereğinden kalın olması, onun haricinde yapısal olarak işte purpura dediğimiz döküntülerin olduğu, kullanmaların olduğu, buna benzer rahatsızlıklardır. Peki hocam, şimdi bizi izleyenler şunu sorabilirler akıllarından. Mesela vitiligo tedavisi mümkün olmayan bir hastalık mıdır? Bunun erken ya da geç evreleri insanlar için hangi konfor ya da konforsuzluğu ortaya çıkartır? Şimdi genetik olarak tabir ettiğimiz rahatsızlıkların ya da genetik olduğu düşünülen rahatsızlıkların hemen hemen hepsinde tedavi çok zordur ve birçoğunda da tedavi yoktur. Vitiligo'da da aynı şekilde, yani renk değişiklikleri olan şeylerde genellikle bir tedavi yoktur. Veya melanin fazlalığından kaynaklı, hani bazılarına da yakışıyor burun kenarında bir ben gibi. Evet. Ama aslında şey değildir, yani bir rahatsızlıktır. Olmadık yerlerde de bazen çıkıyor. Bazıları yapay olarak bile ben yapıyor. Aslında bunlar bir rahatsızlıktır. Benler mesela genetik rahatsızlıklardır. Bunların bir tedavisi yok. Herhangi bir topikal ilaçla veya sistemik ilaçla bir tedavisi yoktur. Ve birçoğu da aslında bir rahatsızlık vermeyebilir. İşte cildin esnek yapısı biraz artabilir mesela. Bunu bazen insanlar avantaj olarak da kullanırız. Jimnastikçilerde olduğu gibi mesela. Avantaj olarak da kullanılabilir. Bunların hepsi bir rahatsızlıktır. Her ne kadar avantaj olarak kullanılsa da cilt hastalığıdır. İlerleyen zamanlarda bazen problemler çıkartabilir. Şimdi hocam, Genetik hastalıkları özetle böyle söyleyeyim. Bunların özetle tedavisi yoktur kısacası. gelelim viral hastalıklara ya da işte virüsler, bakteriler, o hastalıklarla ilgili hangi hastalıklar var? Yani deride? Şimdi en sık gördüğümüz şey derinin çeşitli dış etkenlere maruz kalarak kendi korunurluğunun azaltılmasıdır. Bunlar nedir? Mesela aşırı süre terlemektir veya fazla miktarda güneşe maruz kalmaktır veya yeterince su içmemektir. Bunun gibi derinin savunma sistemini azaltan sıkıntılardan kaynaklı üzerinde bulunan mikroorganizmaların patojen hale, zararlı hale geçmesi anlamına gelir. En sık karşılaşılan hastalıklar bunlardır. Bunların da başında bakteriler gelir. Şimdi bakteri dediğimiz zaman böyle gözle göremeyeceğimiz kaçak kadar küçük mikroorganizmalar. Bunlar patojen hale geldiği zaman cilt üzerinde yaralara sebep olur. Özellikle dolaşım yetmezliği olan cildin o kendini korunabilir etkilerini azaltabilen durumlarda, örneğin şeker hastasında, örneğin damar hastalıkları olan hastalarda cildin kendi savunma sistemi azalacağından dolayı bu bakteriler ön plana çıkar ve yaşamaya başlar. Bunun haricinde ikinci sıklıkla görülen hastalıkların başında mantarları görürüz. Tepeden tırnağa, saçımızdan ayak parmağımıza kadarki bütün alanda mantarlar yaşayabilir. İşte saç kıran dediğimiz saç dökülmelerine neden olan saçlı derideki hastalığın en büyük sebebi mantardır. Veya özellikle hanımları çok rahatsız eden koltuk altı kararmaları veya koltuk altındaki hoş olmayan kokuların sebebi genellikle mantarlardır. Kasık bölgesinde oluşan kararmaların veya kokuların en büyük sebeplerinden biridir. Veya vajinal akıntılarda kaynaklanan şeylerdir. Veya tırnak bozukluklarında şekil bozuklukları oluşan böyle katmer katmer tırnağı olan veya parmak aralarında renk değişiklikleri, beyazlamalar, hatta kaşıntılar veya ciddi ayak kokuları oluşturan durumlardır. Hatta yaralara bile sebep olabilir. Biraz daha sistemik hale geçerse de, vücuda biraz yayılırsa da ölümcül derecede zararlı olan mantarlardır. Üçüncüsü de Hocam, virüsler. Özür evet, dilerim. Üçüncüsü de virüsler. Biraz uzatıyorsam mantar lütfen derken, uyarın. tamam, mantar derken hocam, mesela kandida mantarı ile ilgili bilgi verebilir miyiz? Tabii ki kandida genellikle mukozal bölgelerde yaşar. Mukozal bölgeler dediğimiz nedir? İnce deri.
Yani derinin en ince olan yerlerdir. Yani herkesin anlayacağı şekliyle söyleyeyim. Örnek vereyim. Ağız içerisinde kandida mantarları oluşur. Böyle özellikle bebeklerde pamuktük dediğimiz böyle beyazlamalar, ağız içi beyazlamaların en büyük sebebidir. Bu kandida mantarları genellikle vücut direncinin düştüğü zamanlarda etken hale gelir. Aslında Ortaya orada çıkar. yaşıyordur. Yaşıyordur ama direnç düştüğü zaman bu sefer patojen hale gelecektir. Peki leke yapar mı hocam? Kandida mantarları leke yapar mı vücutta? Tabii ki bütün mantarlar leke yapar. Kararmalara sebep olabilir veya tam tersi beyazlamalara sebep olabilir. Özellikle yaz aylarında güneş lekesi diye söylediğimiz birçok vücudun çeşitli yerlerinde oluşan beyazlamalarla karakterize renk değişikliklerinin en büyük sebebi aslında mantarlardır. Güneş değil, sadece güneşin etkisiyle olan terlemekle bir yaşam alanı bulur. Ondan dolayı da Şimdi, güneş lekesi tabii. olarak tabir edilir ama genellikle mantarlardır bunlar. Hocam mantarlar konusunda insanların çok sıkıntı çektiklerini biliyorum. Peki mantarları virüslere geçeceğiz ama mantarların tedavisi var mı hocam? Mantarların tedavisi tabii ki var. Bununla ilgili tıpta kullanılan çeşitli kremler, losyonlar, spreyler yanında hapı da vardır. Fakat bunları doktorlar yazarken genellikle eli gitmiyor diyeyim. Çünkü ciddi yan etkileri var. Özellikle tabletleri, karaciğere hepatotoksik dediğimiz karaciğere zararı olan ilaçlardır. Uzun süreli tedavi gerektirir mantarlar. Ama uzun süreli mantar ilacı kullanımında hepatotoksik etkiyi görüyoruz. Yani karaciğere zararlı etkilerini görüyoruz. Alternatif tedavi yöntemlerinden bir ara sizle de bir sohbet etmiştik umarım Bu hatırlarsınız. akşam soracağım hocam. Bu akşam o müthiş bir şey biliyor musunuz? Yani Öyle mi? hemen söyleyelim ama tekrar yani sevgili seyirciler mutlaka bu programın sonuna kadar seyredin ama sonunda anlatacak hocam ama ben yine de söyleyeyim size ipucu olması için. Sofralarımızın vazgeçilmez bir yağı var. Zeytinyağı. Bu dünyanın en güzel yağıdır. İkincisi bir de ozon gazı. Ozon gazı ile zeytinyağı evliliğinden ortaya bir şey çıkıyor. Hocam bunu anlatacak. İşte o evlilikten çıkan şey mantarlar için bir numara değil mi hocam? Kesinlikle ozon zaten o konuda inanılmaz etkileri var. 1950 yılından beri kullanılıyor. Birçok üniversitede kullanılıyor. Çok çeşitli akademik çalışmaları yapıldı. Hatta tezlere konu oldu. Asistanların doçent, yardımcı doçent olması için gerekli şeylere, tezlere konu oldu. Önemli bir konu. İnşallah konuşma fırsatı buluruz. Yok konuşacağız hocam. Diğer bir şey de etken madde de virüslerdir. Özellikle günümüzde virüs dediğimiz zaman ilk akla gelen koronavirüs oldu. Hayatımızın bir parçası oldu maalesef ki. 2-3 gün önce de bir haber geldi. Japonya'da bir üniversite ismini hatırlamıyorum ama bilgileri gelecek. Bir akademik çalışma yapılmış. Koronavirüsün de ozonla teması anında partiküllerinin parçalandığı ve en etkili ilaç olduğu üzerinde bir çalışma yapılmış. Şimdi bununla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama akademik çalışma elime geçtikten sonrasında inşallah tekrar sohbet etme fırsatı buluruz bu konuda. Sadece parantez içerisinde söyledim. Onun haricinde ciltte oluşan viral enfeksiyonlar, özellikle uçuklar, bunlar virüs enfeksiyonlarıdır. Burun kanatlarında oluşan kızarmalar, veya küçük güller şeklinde dediğimiz küçük küçük noktaların hemen hemen tamamı virüs enfeksiyonları kaynaklıdır. İsilik Ve gibi böyle küçük küçük noktalar oluşur. Evet. bunların tedavisi herhalde antibiyotik değil tahmin ediyorum. Doğru mu? Antibiyotik değil, antiviral ilaçlardır. Hem pahalı ilaçlardır hem de yan etkileri fazla olan ilaçlardır. Antiviral ilaçları genellikle tercih etmiyoruz. Çok çok zorunlu kalmadıkça, çok ileri düzeyde bir rahatsızlık olmadıkça genellikle tercih etmiyoruz. Fakat dolaşım yetmezliği problemli olan hastalarda, işte şeker hastaları gibi, kalp damar hastaları gibi olan hastalarda oluşan yaralarda hem virüs enfeksiyonu hem mantar enfeksiyonu hem virüs enfeksiyonu oluşuyor ve ne yazık ki insanların ayaklarının, parmakların kesilmesine kadar gidebilecek ciddi boyutta Maalesef. problemler yaşanabiliyor maalesef ki. Peki hocam, şimdi bu mantarları öğrendik, virüsleri de öğrendik. Şimdi gelelim bu güneş yanıklarına, ultraviyoleye, yani bize dış kimyasallara,
Yani bunlarla ilgili derimizde neler oluşuyor? Eğer sıcak suyla, güneşle, kimyasalla temas ettiği zaman ilk 1-2 saniye içerisinde derinin üzerindeki pH çok yükselir. Yani asitliğini kaybeder. Ve epidermis dediğimiz bölge, yani derinin en dış yüzeyi ölmeye başlar. Özellikle sıcak sularda veya kimyasallarda bu çok hızlı gelişir. Yani sıcak su döküldüğü anda hemen orada böyle hızlı bir şekilde reaksiyon başlar ve derinin üst bölgeleri ölmeye başlar. Bu sıcak suyla ya da kimyasalla olan temasın ne kadar sürdüğüne ve ne kadar bir sıcaklığa maruz kaldığına bağlı olarak derinleşebilir. Sistem bu Yani şekilde işler. Vücudun verdiği reaksiyon da bu şekilde işler. Güneşte de aynı şekilde. Tabii ki güneşin etkisi uzun sürede, yani 1-2 saniyede değil de uzun sürede aynı etkileri verecektir. hocam derinin yani hani su toplaması ya da derinin yanması denilen kaç derecede deri yanar? Şimdi o kişiden kişiye biraz değişir. Vücudun direncine bağlıdır. Mesela 60 derece sıcaklıkla da yananlar var. Ama 55-56 dereceyle de yananlar var. 62-63 derecelerde bile herhangi bir reaksiyon vermeyenler var. Yani ama 60'ın üzerine çıkmaya başladığı zaman, 70'lere vardığı zaman biliniz ki Tabii deri ki, yanar tabii ki, diyoruz. tabii ki. Peki hocam, şimdi mesela bu güneş yanıkları tabii uzun süre olduğu zaman güneş yanıkları ortaya çıkıyor. Deri gerçekten sıcak temasta olduğu için yanıyor. pH Evet. yükseliyor, reaksiyon veriyor. İşte acılı ya da sıkıntılı bir süreç başlıyor, su toplamalar. Bu su toplama derinin kendi refleksi midir, savunma refleksi midir? Tabii ki savunma refleksidir. Aynı zamanda bir de direncinin yani derinin kaldıracağı bir yükün fazlasını kaldıramaz ve ölmeye başlar. Savunma sistemiyle başlar. Ama artık savunmanın aşıldığı durumda, diyelim ki bir sıcak suyla, kaynar suyla şey yapıyor. 100 dereceye hiçbir deri dayanamaz. Veya 90 dereceye hiçbir deri dayanamaz ve ölür. Bunun gibi. Ama Peki, uzun süreli tam güneş tersi. yanıklarında ilk verilen tepki vücudun savunma sistemiyle alakalıdır. Devamında artık ön tarafına işte güller toplanır, kabarcıklar oluşur, sıvılar toplanır. Bunların ilk başlangıcı savunma sistemi içindir. Ama devamında artık deri de kendi canlılığını yitirmeye başlar. Hocam bir de mesela tam tersi soğuk yanıkları var. Onlar nasıl oluyor hocam? Donmada da aynı şekildedir. Sistem aynı. Vücut sıcaklığı normalde, vücut sıcaklığı 36,5 derecedir. Tamam. Çeşitli yerlerde hani yarım derece biraz fazla biraz eksik olabilir. Yani rektal ölçümlerde bir yarım derece daha fazladır. Kulak içinde biraz daha fazladır gibi. Ama ortalama 36,5 derecedir. Bunun düşmesi ya da yükselmesi her ikisi de ciddi problemler oluşturacaktır. Yani tıpkı sıcaklık yanığındaki gibi müdahale edilecek. Aynı sistem uygulanacak, değil mi? Doğru mu hocam? Sistem aynı. Her ikisinde de hem sıcak su yanıklarında hem de donma yanıklarında her ikisinde de orada da damarlar daralacaktır. Dokunun beslenmesi azalacaktır ve oradaki hücreler yavaş yavaş ölmeye başlayacaktır. Hocam şimdi bu cilt hastalıklarıyla ilgili tedavi yöntemlerini soracağım ama benim genel kültürüm için merak ettiğim bir şey var. İnsan cildini suni olarak üretebildiler mi? Üretme yolunda hangi aşamadılar insanoğlu hocam? Şimdi gerçek anlamda bir insan derisi üretilebileceğini şu teknolojiyle ben düşünmüyorum. Fakat var olan hücreler çoğaltılarak belirli noktalara gelinebiliyor. Bunun deneme çalışmaları yapıldı. Başarılı sonuçlar da alındı. Bütün hücreler zaten kendini yenileme eğilimindedir. Bütün hücreler. Atıyorum derinizdeki böyle sürüntüyle bile alınacak birkaç hücreyle laboratuvar ortamında bu çoğaltılarak tekrardan aynı deri oluşturulabilir. Teorik olarak bu mümkün. Pratik olarak da yapılmaya başlandı. Ama sıfırdan bir deri yapmak gibi bir şey çok uçuk kaçık bir teori olur. Ama Yani ilerleyen zamanlarda teknoloji bu hızla ilerlerse
Bence onu da yapılacaktır. O da yakındır diye Yani düşünüyorum. belki bu kadar işlevsel olmayabilir ama sonuçta deriye benzer bir şey üretebilirler diyorsunuz. Doğru mu hocam? Ya ileriki teknolojide normal deri yapılabileceğine inanan hekimlerdenim ben. Olabilecek bir şey. Çünkü teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor. İnanılmaz bir şekilde ilerliyor. Daha dün kök hücrenin ne olduğunu bilmiyorduk. Şimdi kök hücreyle direkt karaciğerler falan yapılabiliyor. Veya ne bileyim yedek organ oluşturulabiliyor. Öyle söyleyeyim. Ki bundan bir 10 yıl, 15 yıl öncesinde kök hücrenin bile ne olduğu birisi söylese herhalde hiçbir hekim inanmazdı. Hocam mesela Antalya'da sanıyorum Antalya Medical Park'ı galiba ya da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ydi. Mesela yüz nakli yaptılar. Ha, yüz Aslında. nakli yapılıyor, evet. Bir insanda var olan bir deri diğer bir insana doku Tamam. uyumuyla nakledilebiliyor. Buna biz graft diyoruz, yama diyoruz veya nakil diyoruz. Bu tür şeyler yapılıyor. Ama var olan bir deri yapılıyor. Sıfırdan bir Doğru. deri oluşturmak Doğru. veya bacaktaki bir deri yüze monte ediliyor. İşte sırttaki bir deri bacağa monte ediliyor gibi. Yani yer değiştiriyor sadece. Ama sıfırdan Doğru. bir deri kök Ama işte hücrelerle biraz... Heh, buyurun. hocam şimdi sizin derinizle benim derim uyuşabilir mi? Uyuşmaz. Doğru. %100 uyuşmaz. %100 uyuşmaz. Ama işte büyük oranda uyuştuğu zaman doku uyuşması diyoruz biz buna. İşte tek yumurta ikizlerinde mesela daha yüksektir doku uyuşması. Veya akrabalar arasında genetik olarak biraz daha yakındır. Ama %100 uyuşması tek yumurta ikizlerinde bile mümkün değildir. Yakındır Yani sadece. evet yani o zaman vücut baştan reddetmeye başlıyor. Diyor ki bana yabancı bu diyor, doku diyor. Evet. Yani insanın kendi dokularından alıp yama yaptığınız zaman sıkıntı olmuyor da başka taraftan aldığınız zaman sıkıntı oluyor. Evet. Peki hocam, şimdi gelelim alternatif tedavilere. Bu cilt hastalıklarıyla ilgili bilim hangi aşamada ne yapıyor, ne üretiyor? Bilimin yanı sıra bilime katkıda olan alternatif tıp demeyeyim ya da modern tıbba yardımcı ürünler diyeyim. Biraz onları konuşalım. Şimdi bilime faydalı olarak alternatif tıp yani tıbba yardımcı olacak ne ürünler var? Şu anda insanların bildiği, öğrendiği. Savaş Bey, bu konuda o kadar çok alternatif var ki annenlerimizin, ninelerimizin, dedelerimizin yaptığı bir yeriniz şiştiği zaman işte hemen oraya bir et sar Tabii. Mesela demelerinden tutun da şimdi mesela sizin gözler hocam şiştiği zaman buyurun. bakın şimdi bir yeriniz şişti zaman et sararlar. Morardığı zaman filan. O et ne Evet. yapar? Bunun sistemi ozmotik basınçla alakalıdır. Bir yerde şişen bir noktada ozmotik basıncı ile oranın hani sıvı alışverişinden kaynaklı basıncı ile diğer normal etteki basınç birbirinden farklıdır. Bizde de mesela bir yer şiştiğinde diğer elinizle oraya bastırdığınız zaman aynı etkiyi görür. İkisi de ettir, öyle söyleyeyim. Yani bizim kendi dokumuz da et, yağ falan aynı şeylerden oluşur. Bizim hayvansal olarak sardığımızda birbirine yakın basınçları oluşana kadar birbiriyle alakalı alışveriş yaparlar. Yani terazinin dengesi gibi. Oradaki Allah'ım, evet. sıvıyı çekmesi, tabii ki oradaki fazla olan kendi dokumuz üzerindeki sıvıyı çekmesini sağlayacaktır. Bundan dolayı da çok etkili olur. Aynı bunun gibi sorunuza tekrar döneyim. İşte gözdeki bir şişlikte soğan sarılır. Veya ne bileyim Evet. salatalıklar konulur. Salatalık üzerinde Evet. mesela E vitaminleri çoktur. Vücudun, cildin E vitaminine ihtiyacı olduğu şeyleri karşılar. Onun haricinde o kadar çok macunlar, o kadar çok alternatif yöntemler geliştirilmiştir ki bunlardan bazıları hani böyle bir şeyi parlar bir anda o müthiş bir şey diye ortaya çıkar. Kısa bir süre sonra tekrardan biter. Hiç kimse uygulamaz. Ama Hocam, bazıları var ki lafınızı kesiyorum. Uzun süreli kullanılabilir. Hocam, lafınızı kesiyorum. Suna Dumankaya'yı tanır mısınız? Suna? Suna Dumankaya.
Şimdi Hiç yabancı, hiç yabancı gelmiyor ama şu an için tamam. anımsayamadım. Suna Hanım'ı çok televizyon programına aldım. Suna Hanım diyor ki mutfağınızdaki diyor her ürünü yüzünüzde, cildinizde kullanabilirsiniz diyor. Yoğurdu Ha kullanıyor, evet tereyağını kullanıyor. hatırladım. Yani Hatırladım. şimdi diyor ki yani diyor, doğal olduktan sonra diyor cildiniz bunlara diyor doğal muamelesi yapar diyor. Yani diyor işte yani şimdi bilemiyorum aklımda değil neler söylediği de. Ama yani mesela biz onu programı aldığımız zaman doğadaki bir sürü şeyden, bitkiden, kullandığımız yiyeceklerden, işte yoğurttan, sütten, bir sürü şeyden ürünler üretiyordu. Mesela çok şey, Kleopatra'nın mesela süt banyolarından bahsedilir. Evet, Şimdi evet. süt hayvansal bir şey. Yani bir ineğin danasına vermek için, danasını beslemek için ürettiği bir sıvı. Ama insanoğlu diyor ki hem insanoğlu bunu içiyor hem de bir de onun içine küvete giriyor. Süt banyosu yapıyor. Şimdi deri orada nasıl bir refleks gösteriyor? Deri nasıl besleniyor ondan? Herhalde nemlendirme mi hocam? Siz daha iyi bilirsiniz. Bana bırakmayın. Şimdi her ürünün etkisi farklıdır. Mesela bir yumurta kullandığınız zaman yumurta akı derinin gerilmesine sebep olur. Dolayısıyla daha gergin ciltler oluşturmak için güzellik amaçlı kullanılabilir. Veya bir balda aynı etkiler oluşabilir. Salatalık kullanıldığı zaman ince dilimler halinde bunlar yine gerginlik oluşturacağından veya böyle hafif sarkmaları birazcık toparlayacağından hem soğuk etkisiyle hem de içeriği etkisiyle bu tür şeyler yapılıyor. Ve bununla ilgili de işte internet gelişti. Artık herkes internete çok Evet. rahatlıkla ulaşıyor. İnternette bununla ilgili de milyonlarca bilgi var. Bazıları abartılıyor. Bu tür ürünlerin abartılmasını ben çok doğru bulmuyorum. Ya işte yumurtayı yüzüne sür, 50 yaşındasın ama 20 yaşında gibi olursun. Böyle bir şey yok. Yani abartıya gerek yok. Hocam Fakat şimdi millet botoks filan yaptırıyor. Şimdi siz bunu dediniz mi? Yarın hemen yumurtanın beyazını filan şey yumurtanın beyazını sürerler suratlarına. Ne kadar geriliyor. yani bu tür alternatif ürünler evet etkileri var fakat çok şey beklemenin anlamı yok. Ama bazı ürünler vardır ki inanın ilaçlardan çok çok daha önemli. Yani birçok ilaçtan çok daha önemli alternatif olarak ilaç olarak geçmeyen ama alternatif olarak kullanılan ürünler var. Bir Hocam sürü şu var. zeytinyağıyla ozonun evliliğini anlatın bize. Tabii Tam ki. yeri geldi bakın. Yeri geldi onu anlatın bize lütfen. Şimdi zeytinyağı biliyorsunuz yani binlerce yıldır cilt güzelliklerinde zaten kullanılıyor. Tabii. Evet. Ozon da yani zamanın ötesinde diye tabir ettiğimiz, o şekilde anlatılan Nikola Tesla dediğimiz bir bilim insanı var. Şu anki kullandığımız teknolojilerin birçoğunun mucididir. Evet. Bitmiş bir adam. 60'tan fazla patenti olan bir adam. Nikola Tesla'nın bulduğu yıldırımların efendisi diye söyleniyor Nikola için. Onun bulduğu bir gaz var, ozon gazı. Ozon gazı da oksijenin 3 oksijen atomundan oluşturduğu bir moleküldür. Çok Evet. kararsız bir bileşiktir. Anında oksijene dönüşür. Hani Savaş Bey bunu doğada olan haliyle de söylemek istiyorum. Böyle yağmurlu, şimşekli yıldırımların olduğu bir ortamda deniz kenarında gezerseniz hafif yosunumsu bir koku alırsınız. Birçok Harika. insanların hani aşk kokusu dediği, gençlerin böyle el ele tutuşarak gittiği bir hava vardır. İnsanlara keyif veren, neşe veren, huzur veren bir şey, koku. Onlar aslında ozon kokusudur. Fakat çok az miktarda oluştuğu için ve hemen oksijene dönüştüğü için bazı burnu hassas olan kişiler biraz daha onu net olarak alır. Hissederler. Ozon gazı da budur. Günümüz teknolojisinde de bu artık makinalarla yapılabiliyor. Ozon Tabii. jeneratörleri var. Bunlarla yapılıyor. Onunla da oluşan ozon gazı yağla ciddi bir şekilde reaktöre giriyor. Daha doğrusu zeytinyağı onu uzun yıllar hapsedebiliyor. Gazı Yani içerisine alıyor. zeytinyağın içindeki asitler o bir aslında yağ asididir biliyorsunuz zeytinyağı. Yağ asitleri Evet. ozon gazıyla birleşiyor ve biz buna halk arasında ozon yağı diyoruz.
Peki, Tıptaki nasıl bir kimyadaki tetraplajan? kullanım ismi ozonoid'tir. Yani 18 karbondan oluşan bir molekül oluşuyor. Bu da cilde uygulandığı zaman, sürüldüğü zaman hemen ayrılıyorlar. Yağ asitleriyle ozon gazı ayrılıyor. Ozon gazı da 3 oksijen atomundan oluştuğu için hem oksijene dönüşüyor hem de bir tane ekstradan bir ozon oksijen molekülü boşa çıkıyor. O boşa çıkan ozon oksijen molekülü dünyada bilinen en güçlü oksidan maddedir. Bu ne anlama geliyor? Nedir o oksidan dediğimiz madde? Bütün mikroorganizmalara karşı virüslere, bakterilere, mantarlara hepsine karşı etkin olan. Evet, dinliyorum hocam ben sizi. Tekrar yayın. Dolayısıyla mikroorganizmaları öldüren bir etkisi var. Birinci etki. Bütün Doğru. mikropları öldürebiliyor. Cilt üzerindeki mikroplar öldüğü zaman cildin sağlığı yerine geliyor. Birinci etki bu. İkinci etki de oluşturduğu oksijen dokuyu oksijenliyor. Bütün hücrelerin enerji üretebilmek için, çoğalabilmek için, kendini yenileyebilmek için, sağlıklı görünebilmesi için, o sarkmaların, yaşlılık belirtilerinin giderilebilmesi için enerjiye ihtiyacı var. Enerji içinde en çok kullanılan iki temel madde var. Birisi glikoz, ikincisi oksijendir. Oksijenin hücreye gelemediği durumlarda, kronik hastalıklarda, şeker hastalıklarında, bilmem ne gibi durumlarda veya yaşlanmada veya damar tıkanıklıklarında bu tür problemler ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla oksijene ihtiyacın daha çok arttığı durumlarda hücreye ilaveten oksijen vermiş olacak. İkinci etkisi de bu. Üçüncü etkisi de oluşan bölgedeki dokuyu stimüle ederek bağışıklık sistemini artıracaktır. Bu üç etkiyi bir araya getirdiğinizde, kısaca hemen bir özetleme yapayım. Hücreyi oksijenleyecek, üzerindeki bütün mikroorganizmaları öldürecek ve orada bağışıklık sistemini artıracak. Bu üçünü bir araya getirdiğinizde ne kadar alanda kullanılabileceğini hesaplayabiliriz. Müthiş hocam. Yani bir de ayrıca çok doğal bir şey olduğu için herhalde vücudun her yerinde kullanılabilir. Doğru mu hocam? Kesinlikle hassas bölgelerde de kullanılabilir. İntravajinal olarak kullanılabilir. Hemoroid gibi veya ne bileyim anal fistür gibi rektum bölgesinde kullanılabilir. Rektum içerisine kullanılabilir. Onun haricinde böyle göz üstü, göz altı torbaları, kulak memesi gibi hassas olan bölgelerde dahi kullanılabilir. Pamukçuk gibi ağız içinde kullanılabilir. Ve en güzel tarafı da hiçbir yan etkisi yok. Hocam peki bir şey söyleyeceğim. Mesela Sağlık Bakanlığı buna niye ilaç ruhsatı vermiyor? Bakın öyle bir şey saydınız ki yani her yerde kullanılabilecek ve vücuda faydalı olduğu bunu bilim de ispatlıyor değil mi? Bilim de bunu kanıtlamış. Yani antialerjik bir şey olmadıktan sonra bilim bunu şimdi bak ilaç aldığınız zaman 50 bin tane yan etkisi var. Prospektüsünde de yazıyor. Diyor ki bunu aldığınız zaman şu hastalık için iyi gelir ama bunlar için de kötü gelir diyor. Ya da bunlar için sizi diyor sıkıntıya sokar diyor. Şimdi sizin bahsettiğiniz şeyin bir tanesini biz zaten yiyoruz. Salatalarda, yemeklerde yiyoruz. Diğerini de soluduğumuz hava. Onu o üç tane oksijen atomu birleştiği zaman o üç olarak, ozon olarak karşımıza geliyor. İkisi birleştiği zaman vücuda çok faydalı bir şey oluyor. Diyorsunuz ki, bakın bazı da fistüllerde orada burada kulak arkasında göz altında göz mesela göz altı kremi de surat kremi farklıdır. Derler ki göz altında başka bir şey sürme derler göz altı kreminin dışında. Şimdi ozonu her yere sürüyorsunuz. Vajinal mantarlarda da herhalde iyi değil mi hocam? Mesela en mahrem yerden başlayalım. Kesinlikle. Yetişkin çağdaki, üreme çağındaki kadınların yani 15 yaş ile 49 yaş arasındaki hanımlarımızın hayatlarında en az 3-5 defa karşılaştığı bir problemdir. Akıntılara sebep olur, kokulara sebep olur. Hatta biraz daha ileri gideyim. Human papillomavirüs dediğimiz genital bölge sihirlerinin sebebi Yani işte bir HPV'den bahsediyorsunuz değil mi? HPV'dir yani. Hatta ilerleyen zamanlarda
biraz daha böyle 40'lı yaşlardan sonra rahim kanserlerine, rahim ağzı kanserlerine, serviks kanserlerine dahi sebep olacak bir virüsten bahsediyoruz. Bunlarla ilgili çok etkin olduğu tıpta kanıtlanmıştır. Yani bunu sadece bir üniversitede bir grup hocaların yaptığı çalışma değil. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde, çeşitli üniversitelerde ve çeşitli hastalıklarda denemeleri yapıldı. Akademik çalışmaları yapıldı ve hepsinde sınıfta geçti. Böyle bir ürünün ilaç olarak geçmemesinin en büyük sebebi bakanlıklarda bulunan CAS diye bildiğimiz CAS numarası yok. Tek sebebi bu. Ne demek hocam? CAS numarası ne demek? İlaç Ne etken işe yarar? maddeleri var. İlaç etken maddeleri vardır. Bu ilaç etken maddelerinin aynı plaka gibi birer numarası vardır. Burada ozon gazı ilaç olarak geçmez. Zeytinyağı içerisindeki yağ asitleri ilaç olarak geçmez. Aslına bakarsanız burada oluşan molekül ozonoid dediğimiz 18 karbonlu molekül de CAS numarası olarak geçmez. Ha, bana sorarsanız benim kişisel görüşüm biraz daha farklı. 1950'den beri piyasada olan, bu kadar geniş alanda kullanılan, bu kadar çok üniversitede, bu kadar çok araştırmaya konu olan bir ürünün kesinlikle ilaç olarak geçmesi lazım. Ben burada farklı düşünüyorum dedim. Onu da izah edeyim. Eğer ki ozon yağı ilaç olarak geçerse, İnanın birçok ilaç olarak geçen krempon merhemleri çöp atmak zorunda kalırsın. Hocam sebep anlaşıldı. Hocam sebep anlaşıldı. Yani O yüzden ilaç o konuya çok girmek istemiyorum. evet, kozmetik sektörü bu konuda rahatsız olur diyorsunuz değil mi hocam? Kesinlikle. Yani sebep anlaşıldı. Zaten ben size bir söyleyeyim mi? İnsanlar bundan kaybediyorlar biliyorsunuz değil mi? Bir sektör öyle bir kendine koruma şeyi altına alıyor ki, çemberi altına alıyor ki kimseyi o alana sokmuyorlar. Bir de o alana kötü olacak şeylere karşı da refleks gösteriyorlar. Yani büyük bir savunma mekanizması oluşturuyorlar. Ama Tabii ki burada Savaş Bey küçük bir parantez daha açmak istiyorum. Hani tabii burada sohbet ediyoruz. Yani amacımız hiç kimsenin ticaretine falan bir zarar vermek değil veya kimseyi kötülemek ya da kimseyi övmek değil. Öyle bir niyetimiz hiçbir zaman yok. Burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Sadece sormak istiyorum yapılan şeylere. Hani bir el kremi vardır. Bir de yüz kremi vardır. Vücut kremi vardır. İşte Doğru. ne bileyim başka. Gözaltı kremi var. Hocam kremciler duydu galiba sesi. Hocam kremciler sabote ettiler. Belki sadece sormak istiyorum Savaş Bey. Elinizdeki hücre ile yüzünüzdeki hücre farklı mıdır? Farklı farklı maddelere farklı bir reaksiyon veriyor mudur? Muhtemelen Cevabı bu bu arkadaşlarda kalsın. Ben bunu cevaplamayacağım. Sadece sordum. İnşallah öyle izleyiciler de varsa internette de araştırsınlar biraz. Sonuçta hücre aynı hücredir. Hücre aynı. Sadece kendini evet. yenilemek isteyen, yaşamak isteyen bir canlıdır. Ona ne kadar yaşam alanı bırakırsanız o kadar canlı kalacaktır. Hocam şimdi bakın, ıhlamur ilaç mıdır? Ihlamur, evet, ilaçtır bana göre. Alternatifçilere göre ilaçtır. Normalde ıhlamur ilaç değildir. Normal Kesinlikle aktardan, CAS numarası yok. bakkaldan, marketten aldığımız bir şeydir, bitkidir. Onu da çaya koyar, çayını demlersiniz. Benim mesela bahçemde kocaman bir ıhlamur ağacım var. Ben topluyorum mesela çiçekleri açtığı zaman. Onu mis gibi koyuyorum ve benim göğsümü yumuşatıyor. Grip olduğum zaman, soğuk algınlığı olduğu zaman. Şimdi beni Evet. rahatlatıyor, bana iyi geliyor. İyi geldikten sonra benim için ilaç yok. Ihlamur ilaç.
Kesinlikle. Yani gidip kimyasal bir şey alıp da vücudumun karaciğerini, orasını, burasını, böbreğini zorlayacağım ama biliyorum ıhlamur içiyorum. Bunu herkes içiyor ıhlamur. Yani Cumhurbaşkanımızdan diğer siyasetteki vekillere kadar, sokaktaki adama kadar, bakkala kadar herkes ıhlamur içer. Ya da Evet. özellikle ıhlamurdan hasta olan birisi varsa içmez ama genelde herkes bir kere ıhlamur içmiştir. Yani Evet. şimdi böyle olur ya, o zaman ıhlamuru biz tukaka diyemeyiz, reddedemeyiz. Yani ilaç sınıfına koymayız ama bize, sağlığımıza yardımcı bir üründür. Mesela daha önceki konuşmalarımda da anlattım ben. İngiltere literatüre şeyi almış. Soğuk algınlığında limonlu tavuk suyu çorba için diyor. İngiltere. Bakın Evet. İngiltere'de demiyor ki. Yani tavuk suyu çorba için diyor, limonlu. Çünkü tavuk suyu Evet. çorba soğuk algınlığına iyi geliyormuş. Şimdi bu tavuk suyu çorba ilaç mı? Değil. Ama Ben faydalıdır. o konuda bir tık daha ileri gideyim isterseniz, müsaade ederseniz. Tek bir cümle söyleyeceğim. Ateşli olan insanlarda ılık duşa girdiğiniz zaman ateşi düşürür. Ve bir ateş düşürücü ilaçtan daha hızlı düşürür. Daha Bu hızlı düşürür. aşamada bu şekilde baktığımız zaman bence ılık duş ateşi olan bir insan için en iyi ilaçtır gibi. Hocam, şimdi tekrar şu ozon yağına dönelim. Çünkü ozon yağı tam olarak nasıldır? Ozonla birleştiği zaman zeytinyağı nasıl olur? Katı mı olur? Sıvı mı olur? Orta kararda mı olur? Nasıl bir şey olur? Şimdi ozon hayatımıza o kadar çok girdi ki Savaş Bey, içtiğimiz sular yosunlanmasın diye İyi ozonlanıyor. yapıyorlar. İyi yapıyorlar. Manavdan aldığımız meyveler daha uzun süre dayansın diye ozonlanıyor. Onun haricinde o kadar çok hayatımızın içerisinde ki hemen hemen bütün rahatsızlıklarda kanımızı ozonlayarak işte ozon terapi yapıyoruz. Veya ozon saunalar var. Veya o var. Bu hayatımızın birçok alanında kullanılıyor. Hatta birçoğumuz bilmiyoruz. Suyun ozonlu olduğunu birçok insan bilmiyor. Açarlar, bir pet şişe alır, bakarlar. Üzerinde işte ozonlanmıştır diye yazar. Bunun da sebebi içerisindeki işte bu şeylerin yosunlanmaya sebep olan alglerin öldürülmesi içindir. Bir musluktan su alırsınız, bir köşeye koyarsınız, 3 gün sonra yosunlanmaya başlar. Ama bir Doğru. ozonlanmış suyu alırsınız, koyarsınız, 1 sene kullanım süresi konulur. Bunun gibi. Doğru. Yani bunun gibi. Hayatımızın her alanında olan ozon yağla birleşerek de cildimizin hemen hemen birçok konudaki rahatsızlıklarını gidermektedir. Tabii burada önemli olan ne kadar çok gaz ile yağın buluşmasıdır. Yani yağ ile gazın aşkıdır diyeyim ben anlaşılacak haliyle. Ne kadar Evet. çok gaz alabilirse o kadar kalitelidir. Peki nasıl yapılır hocam o? Kaliteden kastım da şu, ozon yağı Türkiye'de de, bizim ülkemizde de, dünyanın birçok yerinde de çok çeşitli firmalar tarafından yapılıyor. Fakat burada kullanıcıların dikkat etmesi gereken birkaç tane şey var. Bir, keskin bir kokusu olması lazım. Eğer kutuyu açıp da bakma şansınız varsa lütfen koklayın. Keskin bir kokusu vardır. Hiçbir aroma bu kokuyu gideremez. Birincisi bu. İkincisi, kıvamı normal oda ısısında 20-25 derece arasındaki bir sıcaklıkta kesinlikle akışkan değildir, jel şeklindedir. Üçüncü bir göstergesi de böyle kemik görünümü diye tabir edeyim, rengidir. Kremsi bir rengi olması lazım. Eğer aldığınız ozon yağı diye aldığınız ürün zeytinyağına benziyor ise renk olarak, koku olarak veya kıvam olarak ondan çok bir şey beklemeyin. Yani onda ozon az miktarda varsa bile az miktarda var. Ya çok az vardır ya yoktur. Yani merdiven Yani altı yapılan ürünlerdir buradaki onlar. ozon yağının kalitesini belirleyen içindeki ozon miktarı değil mi hocam? Tabii ki gaz miktarıdır. Gaz miktarı ne kadar çok ise biyo yararlanım dediğimiz vücudun oradaki gazı alması o kadar çok fazladır. Peki hocam, Dolayısıyla hücreler daha çok ozon yağı oksijenlenecektir. ozon yağı deriyle buluştuğu zaman ne olur? Reaksiyon ne olur hocam? Deriyle buluştuğu zaman ozon hücre içerisine girerken
oksijene dönüşür. Etrafındaki biraz önce söylediğim oksijene dönüşürken bir tane oksijen molekülü, eksi iki değerlikli bir molekül, dünyada bilinen en güçlü oksidan maddedir ve deri üzerindeki veya uygulandığı bölge üzerindeki mikroorganizmaları öldürür. Dolayısıyla hani anlaşılır şekilde söylemek istiyorum. Bir, yani buna vücuttaki... COVID-19'a dahil değil mi hocam? COVID-19'a Kesinlikle dahil. Biz bu konuda çok şey söylüyorduk ama şimdi bunlar artık ispatlanmaya başladı. Bütün virüslerde etkilidir. Fakat bu şu anlama gelmesin. Sakın ha, hiç kimse bunu düşünmesin. Aa, ozon yağını ben içeyim, akciğerimde virüs var. Genellikle akciğer etiyor. Ben orayı içeyim, oradaki virüsler ölsün. Sakın ha, böyle bir şey yok. Sıkıntı yaşarlar. Hocam, onu, sadece onu deriye sürülecek şekilde uygulanır. Amerikan Başkanı Trump söyledi onu, biliyoruz. Dezenfektan işi dedi. Bizim Karadeniz'de de içmiş galiba. Maalesef yani, ki bu tür yanlış anlaşılmalar oluyor. Amerika'da Sağlık Bilim Kurulu Başkanı olan kadın böyle kulakları dikildi. Ne diyor diye bu adam diye. İçilmez diyorsunuz. Kesin aldığını çiziyorsunuz. Kesinlikle içilmez. Ha, içerisinde ozon gazı olmayan, biraz önce söylediğim gibi zeytinyağı görünümlü ozonlardan içmeyi tavsiye eden kişiler oluyor. Ya içerisinde yeterince gaz olmadığı için ister işte ona ben bir şey demiyorum ama ozon yağı içilecek bir şey değil. Solunulacak bir şey değil. Sürülecek bir şey diyorsunuz değil mi? Sadece sürülecek bir şeydir. Sadece sürülecek bir şeydir. Yani cilt üzerinde lezyonlu ne varsa, işte kararma var, koku var, yara var, iltihap var, yanık var, hiç fark etmez. Dokuyu oksijen diyor. Sonuçta dokuyu oksijen diyor. Oradaki mikrobu öldürüyor. Konu ne olursa olsun cilt hastalıklarının hemen hemen tamamında. Dediğim gibi vitiligo hariç, dediğim gibi cilt kanserleri hariç ve genetik rahatsızlıklar hariç. Bunların geri kalan bütün rahatsızlıklarında, biraz önce konuştuğumuz işte şudur dediğimiz konuların hepsinde dokuyu oksijenleyerek, üzerindeki mikropları öldürerek inanılmaz etkiler elde edebilirler. Hatta işte kırışıklıklarda gençleşmek için, yani kozmetik amaçlı da kullanılabilirler. Ben genellikle sağlık konusuyla ilgileniyorum, onlarla ilgili konuşuyorum ama bir taraftan da kozmetik etkisi var. Hücreler kendini yeniledikçe gençlik görüntüsü, işte daha parlak bir görüntü, daha güzel bir şey, kırışıklıklar giderilerek, sarkmalar giderilerek, ödemler giderilerek de etkilerini görebilirler. Hocam, o yağdan dolayı da yani vücudun nemlenmesi, yumuşaması, form tutması falan da gerçekleşiyor mu? Şimdi yağın buradaki etkisini çok üzerinde durmuyorum. Çünkü yağın etkisi çok fazla olmuyor maalesef ki. Zeytinyağının etkisi. Çünkü zeytinyağı yağ olmaktan çıkıyor. Ozonla birleştiği için farklı bir molekül oluşuyor. İçerisindeki yağ asidi dediğimiz oran minimal derecede, yok denecek kadar az oluyor. Peki deri herhangi bir nemden falan bir şey kaybediyor mu bu ozon yağını sürdüğü zaman insanlar? Tamamen orijinal rengine dönmeye yönelik bir hücrelerde veya deride reaksiyonlar başlayacak. Yani orijinal rengine dönmeye. O yüzden kararma varsa kararmalar gidecek. İşte renk açıklıkları varsa koyulaşmaya başlayacak. Yani deri orijinal rengine dönecek. Çünkü hücreler yani kendini yeniledikçe oradaki pigmentleri harekete geçiriyor. Ya dokular yenilendikçe, ne kadar hızlı yenilenir ise derinin orijinal rengine dönmesi daha çok hızlanacaktır. Yani bir zencinin beyazlamasını beklemeyin veya bir beyazın zenci gibi olmasını, esmerleşmesini, öyle bir şey yok, öyle bir şey beklemiyoruz. Orijinal rengine dönmesi diye söyleyeyim. En doğru ifade herhalde bu olur. Şimdi hocam bir istek sorusu var. Bunu programdan önce almıştım ben. Kadınlar belli bir yaştan sonra ciltleri için kolajen hapı ya da E vitamini içmeli mi diye bir soru geldi. E vitamini evet tavsiye ederim. Fakat E vitamininden müthiş bir iksir beklemesinler. Yani mucizevi bir şey beklemesinler. Kolajende de aynı şekilde. Eğer bu tür malzemeler
iyi bir onu nasıl tarif edeyim? Temel taçları, yapının temel taçları vardır. Bir bina gibi düşünün. Ve bunu da inşa edecek ustalar vardır. Yapı taşı var ama iyi bir usta yoksa ortaya güzel bir ürün çıkmaz. Aynı bunun gibi işte kolajen hapını alırsın veya E vitaminlerini alırsın. Ama bu deriye ulaşacak kadar damarlarda bir tıkanıklık varsa, ulaşamayacak gibi bir durumu varsa o kolajeni alır ve sadece atarsın. Bunun gibi yani tek bir şeye bağlı değil. İşte ham madde gelecek, oraya çalışacak, işte oksijen gelecek, damar onu taşıyacak bilmem ne. Çok fonksiyonlu bir şey. Ama ilerleyen yaşlarda kullanılması lazım mı? Evet. Ne kadar çok faydası olur? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Yani hocam, mucizevi bir şey beklemesinler kısacası. Evet. Hocam bugün çok güzel bir yayın oldu. Bir kere derinin ne işe yaradığını öğrendik. Hep beraber. Şu anda mesela 337 kişi var. İkincisi hastalıklarını öğrendik. Üçüncüsü gerçekten doğanın bize sunduğu, yani mucize demeyeyim, mucize belki çok abartılı olabilir ama çok faydalı bir şey öğrendik. Ozon yağını öğrendik. Yani bu aslında bugün bulunmuş bir şey değil. İnsanlar bunu belki uzun zamandır kullanıyor. Bazen ortaya çıkıyor, bazen unutuluyor ama sonuçta faydalı bir şeyi her zaman hatırlamak lazım. Ya da her zaman da ondan faydalanmak lazım. Doğrusu bu bence. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Ve bugünkü yayınımızda biz insanlar olarak, toplum olarak ozon yağını bir kez daha keşfetmeliyiz. Hatırlamalıyız. Yani bunun için de siz dediniz ki bazı kriterler var. Ozon yağının kalitesini anlamak için bir kere dediniz rengi kemik rengine benzer dediniz. Yine hiçbir aroma onun kokusunu kapamaz. Kesin bir kokusu vardı dediniz. Evet. Son derece doğru. Ve de bundan dediniz çok büyük fayda görecekler ve bunu da her yerden almayın. Eğer akışkansa, rengi açıksa ondan bir fayda olmaz. Ancak zeytinyağını al suratına sür gene aynı şey der. Farklı bir şey olmaz dediniz. Kesinlikle. Bir şey daha ilave edebilir miyim o konuda? Tabii buyurun. Şimdi kullanıcıların artık eskisi gibi değil. Benim söylememle veya Ahmet'in, Mehmet'in söylemesiyle çok fazla etkileniyor. Ben bunu çok takdir ediyorum. Gerçekten çok seviyorum böyle araştırmacı bir toplum haline geliyoruz. Ne kadar güzel. Benim çok hoşuma gidiyor bu. İnsanlar araştırsınlar. Yani bir ürün alırken gerçekten araştırsınlar. Üretici firmaya artık ulaşmak çok kolay. Üretici kişiye ulaşmak çok kolay. Hatta o üründe, o üreticideki kimyagere ulaşmak dahi çok kolay. İnsanlar araştırsınlar, analizlerini istesinler. Her şeyden önemlisi bu. Ürünün analizi var mı? Önce analizi istesinler. Cilt testleri yapılmış mı? Bunlar çok önemli şeyler. Güvenilir bir marka mı? Evet, bir de şikayet etmek de çok kolay biliyorsunuz. Tabii. Şikayet. Tarım Köy İşleri Bakanlığı var. Her yer CİMER bile var. CİMER'e şikayet ettiğiniz zaman ilgili kuruma hemen gidiyor yani. Aynen öyle. Hocam çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Bir saat böyle su gibi geçti yani söyleyeyim size. Aa, bir saat oldu mu bilmiyorum, fark etmedim. Ben de hocam, bir saat 3 dakika olmuş şu an. Keyifli bir sohbetti, ben de teşekkür ediyorum. Vallahi çok güzel. Biraz nazar bitti ama gene çözdük yani. Evet. Vallahi nazar kırdık yani biz. Birkaç defa internet acizliğine uğradık. Bu arada ceviz ağacım da bak yanında kalmışım. Biraz böyle geri giderek internetten. Hocam bahçeniz mi var sizin? Ay yok, ben terasta yapıyorum. Ceviz ağacı var dediniz de ceviz ağacı. Ceviz var, limon var. Hatta şöyle göstereyim bir. Gösterin hocam, gösterin. Böyle bir limon var. Bak domateslerim var burada. Hocam siz oraya sera kurmuşsunuz. Vallahi billahi. Sonra biberler falan var, salatalık işte. Yani bir şeyler var. Hocam şey mi, hibrit tohum mu yoksa? Yok. Kesinlikle bu eski babaannelerimizin, dedelerimizin yaptığı şeyler. Domates, biberin kalitelisi o biliyorsunuz. Evet. Yani
Ben mesela Çanakkale domatesi deyince önce kokusundan tanırım Çanakkale domatesini. Kokmuyorsa Çanakkale domatesi değildir o zaten. Böyle Öyle. terasa çıktığınız zaman 10 metre ileriden kokuyu alabilmeniz lazım. Yani özellikle salatalıkta, Ne keyifli olur domateste. şimdi o domatesin tadı, kokusu, lezzeti. Müthiş olur Evet. hocam. Tabii Savaş Bey, böyle baktığımız zaman belki 1 kilo domates alıyorum ama 150 lira su parası ödüyorum. Çok pahalıya mal oluyor. Ama Hocam bu da inanın keyfi var ya, onun keyfi çok çok hocam daha değer hocam. fazlasını eder, Vallahi değer yani. değer yani. Bu hastayı tedavi etmek gibi önünüzde büyüyen bir meyveyi ya da sebzeyi yemek müthiş bir zevk. Bu Kesinlikle, arada kesinlikle. benim de bahçem var hocam. Elmalarım son demine girdi, bitiyor. Gerçi Hı. benim domatesim, biberim yok ama eskiden bir ara yapıyordum. Benim de elmalarım çok güzeldir. Böyle yeşil renkli tatlı bir elmadır. Peki İnşallah bir hocam. gün görmek nasip olur. Ben çok teşekkür İnşallah. ediyorum. Çok Ben güzel bir teşekkür sohbettim. ederim. Çok keyif aldım. Umarım insanları da yormamışızdır, sıkmamışızdır. Yok. Herkese Ben teşekkür ediyorum. İyi bizim çok akşamlar keyifli, diliyorum. samimi geçti hocam. Ben çok teşekkür ederim katıldığınız için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.